Herkese merhaba ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda Kali Linux'ta USB Wi-Fi adaptörü nasıl bağlarsınız bunu göstermek istiyorum. Bu şekilde sorular geldi arkadaşlardan. Öncelikle şunu söyleyeyim yani Wi-Fi atakları için e, Kali Linux kullanırken e, bir USB adaptör ihtiyacı şu durumlarda çıkıyor sadece. Sanal makineye eğer kurduysanız Kali Linux'u yani eğer siz bir e, USB bootable yani USB'den boot eden bir e, Kali Linux kullanıyorsanız, yani bilgisayarınıza takıyorsunuz USB ve oradan açıp Kali kullanıyorsanız, ya da direkt bilgisayarınıza Kali kurduysanız, böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Yani bir USB Wi-Fi adaptörü ihtiyacınız yok. Ama burada gördüğünüz gibi VMware olabilir veya e, VirtualBox olabilir. Yani bir sanal makine üzerinde kullanıyorsanız, mutlaka ne yapmanız lazım bir USB Wi-Fi adaptörü almanız lazım. Bunların da tabii Kali da uyumlu olması lazım. Bunu iyi araştırmanız lazım. Şimdi bakın şuradan VM kısmına arkadaşlar geliyoruz. Bakın burada removable device diyor. Yani çıkarılabilir aygıtlar diyor. Bakın şurada benim Ralink 8211 n wireless LAN USB adaptörüm var ve şu an bağlı değil. Mesela hemen bakın şöyle göstereyim. IV config yazdığım zaman IV config yazıp bakın hemen görüyorsunuz herhangi bir no wireless extension diyor. Yani herhangi bir wireless Network kartı olmadığını söylüyor. Bunun sebebi Ben e, USB adaptörü taktım bilgisayara sanal makineyi sonra başlattım Ve bunun için mutlaka bakın buradan e, VM'e gelip buradan Removable device'e gelip buradan RALink sizinki tabii farklı bir isim olabilir buradan Wireless adını seçip buradan connect demeniz lazım Gerçek bilgisayardan bağlantıyı kesip sanal makineye Bağlamanız lazım hemen şuradan bakın Bağlıyorum Ondan sonra bir ses geliyor. Bu arada bağlantı kesilip buraya geçiyor. Tekrar kontrol edin. VM'den Removable Device'e gelip buradan bakın bu sefer de Disconnect'le de bağlantıyı koparabilir. Şimdi koparmadan te tekrar e ve Config komutunu kullanayım. Şu an bakın Wireless LAN 0. Ayıtırabilir 8.2.11 SID of any vesaire gibi. Bundan sonra artık ne yapabilirsiniz? Monitor modu alıp Wifi e saldırıları ya da wifi testleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.